Aa, bu videoyu çok izledim. Tepkikolik yasaklanan reklamları Evet efendim, yeni bölümümüze başlıyoruz efendim. Hadi bakalım. Bugün... Ya bir şey söyleyeyim mi? Sana biraz dargınım. Hadi bakalım, geliyor bir şey. Neden? Uzun zamandır abi. Evet, dinliyorum. Reklamlara tepki bölümü yapmadık hiç. Aa, Audi reklamı mı? Hayır. BMW, Mercedes. Hayır. Televizyonlarda yasaklanan reklamlara tepki. Çok eğlenceli. İlkinden başlıyoruz. İlki Snickers reklamı. Hmm. Evet. Açlığını yok et. Açlığını yetiştir. Öpüşecekler mi? Oo, dayı ne yapıyorsun ya? Abi. I think we just accidentally kissed. Quick, do something manly. Oh. Her ne dedim en gereksiz, en saçma, en saçma salak reklam. Ay, bu ne ya? İğrenç be. Üf. Hayır, onunla vurma, onunla vurma. Telafi etmeleri için bunları yapmıyorum. Is there room for three on this love boat? Evet. Ağlıyorum şu an. Yazaklanmasına hiç gerek yokmuş gerçekten ya. Bu nasıl bir video ya? Is there room for three on this love boat? Aşırı iyi. Evet. Bu reklam yasaklandı. Evet, çok iyi olmuş gerçekten. Hayatımda gördüğüm en saçma reklam yani. Komik olmuş da bu dizi sahnesi gibi geldi, skeç gibi geldi. Bu reklam abi geleneksel Super Bowl etkinliği için düzenlenmiş. Çüş. Evet, o kadar büyük bir şey yani. Sonrasında, milyonların izlediği yani. Evet. Bu kadar tepki, çok tepki gelince de yayından kaldırılmış efendim. Abi. Homofobik bir reklam olarak görüldü. Erkeksi şeyler evet. Yapmak. Aynen öyle. Erkeksi şeylerin de işte evet kafama ya. Şeyle vurması ve yağ içilmesi falan. Siz erkekler yalnız kalınca böyle şeyler mi yapıyorsunuz? Yasaklanması gereken bir reklam değildi bence. Fazla alınganlık yasaklanması olmuş. Yasaklanması gereken bir reklamdı aslında bence direkt ya. Aslında doğru bir şey tabii yani. Homofobik görünüyor zaten. Homofobik bir şey zaten yani. Evet. Buyurun. Ama genele daha çok hitap ediyor. Yani reklamın da amacı genele daha çok hitap etmek. Ama tabii bazı yerleri çiğnemiş oluyor. Aşırı böyle hani hassas bir noktadan dokundurtuyor ya. O yüzden bir reklam etkileyici hale geliyor. Yani iki tane erkeğin öpüşme tam anını çektiği için bir kere... Ya? Zaten ilgin hani Snickers dışında da uyanıyor. Sonra toparlama yani. Biçimleri çok mizahi. Geldik Hyundai reklamına. Hyundai reklamı ne ya? Ha. O ne? Boru mu? Arabanın içine... Egzoz. Egzoz veriyordu, bu herif intihar edecekti falan. Böyle bir sahne hatırlıyorum ben sanki. Egzozu arabanın içine mi koydu? Yes. İntihar mı ediyor? Yes. Adamın üstü başı ne kadar çirkin ya. Ona mı takıldın, adam intihar ediyor ya. Edemeyecek çünkü egzozdan temiz adam çıkıyor. Ben böyle bir araba almak istemem ya içinde alacaksam. Şu an ne yaptın, anladın mı? Hayır. Ya bu da çok depresif, travmatik bir reklam abi. Beceremedim yani. Yani aslında intihar etmiyormuş falan mı? Şey vermiyor diye intihar mı edemedi? Aynen öyle abi. Çok iyi. Ay çok saçma. İğrenç. Bu direkt... İnsanlara intihar yöntemi öğretmek. Harbiden yani. Çok saçma. Reklam olarak çok zekice ama tabii uygun değil yani. İntihar etme yöntemi mi öğrettin? Baksana intihar yöntemi öğrendim. Burak nasıl öğrendi? Vizyonumu genişletti. Güzel reklam. Fikir ve uygulamayı beğendim. Ama bir tüketici gözünden ve neden yasaklandığını
anlayacağım bir taraftan bakarsam insanları intihara teşvik ediyor yani bu şekilde bir yol gösteriyor. Resmen böyle bir intihar yöntemi var haberiniz olsun gibisinden insanlara teşvik gibi bir şey oluyor. Aynen. O yüzden bunun yasaklanmasını anlayabilirim ama başarılı fikirmiş. Yani intihar edecek adam yöntem ne bileyim. Sen bu... Direkt bu kadar negatif şeylerin reklama dönüştürülmesi olayı saçma bence ölüm vesaire. Reklamı yasaklanmasını. Herhalde buluyorum canım. Bu aynı birazcık çünkü hassas bir toplum yarası yani. Evet. Onun üzerinden araba mı satılır ya yaraya değindirerek. Geldik Türkiye'den bir reklam abi. Regal reklamına bakacağız şimdi. Ha düştü vurup duruyordu. O adam onu hatırlıyorum lan. Onu hatırlıyorum. Buyurun oturun abi. Abi hatırlıyorum. Şimdi beni iyi dinleyin lütfen. Soldaki çamaşır makinesi üstün özellikleri olan dünyaca meşhur bir marka. Sağdaki yine aynı üstün özelliklere sahip Regal marka çamaşır makinesi. Şimdi tek önemli farkı söylüyorum. Soldaki 5 lira, Regal 3 lira. Hangisini seçersiniz? Soldaki meşhur markayı. Abi bu ne? Nasıl bu reklam yapılmış olabilir? Şaka falan mı ya? Saç. Gerçekten saçmalık ya. Oğlum niye gülüyorsun? Allah Allah. Korkun. Soldaki meşhur markayı. Ne oldu? Kim yazıyor ya bu reklamın fikirlerini yani? Evet çok saçma. Çok çok saçma yani. A kadın niye bir odaya alıyorlar soru sormak için yanlış cevap verince tokat atıyor çok saçma bir konsept. Bence de çok saçma. Ya moruk televizyonda ne biçim diziler oynuyor? Türk dizileri oynuyor. Tecavüz mü dersin? Cinayet mi dersin? Bu kadar fazla şey dönerken orada zaten espri şiddet olayı değil ya. Salak mısın lan? Geyi anlatabiliyor muyum? Ya saçmalama abi bu nasıl bir mantık? Çok çok saçma bir mantık yani hiçbir şekilde olmaması gerekiyor yani. Hadi o zaman televizyonda tecavüz şey dönüyor diye devam ki şey yapmayın yani. O zaman hep beraber saçma sapan şakalar yapalım zaten var diye. Ne alaka bu? İğrenç bir şey yani. Böyle şiddetle alakalı herhangi bir şaka yapılır mı ya? Yok, sevmedim bu yorumunu. Tutmadım bu yorumu. Olsun lan şeyi o. Kadına bir şey anlatıyor ya kadın aptal olduğunu varsayıyor. Dizi konusunda haklı. Adamın... Dizi konusunda şu konuda bir hak vereceğim. Ay ben ne yaptım ya yanlışlıkla başka birinin yayınına girdim. Dizi konusunda şöyle bir hak vereceğim. Ben zaten bir ara paylaşmıştım Instagram'da belki hatırlarsanız. Demiştim ki arkadaşlar demiştim işte mümkün mertebe hiçbirimiz hiçbir şekilde o tarz dizileri izlemeyerek bir protesto edelim demiştim. Yani o konuda zaten katılıyorum ama gel gör ki mesela paylaştım. Evet paylaştım. Gel gör ki Hercai diye bir dizi var duyduğum kadarıyla. İşte böyle abidik gubidik yok ben senin o namusum gitti falan filan diye böyle kız yerlere seriliyormuş falan işte namusum falan filan işte diğeri de böyle dayılanıyormuş falan. Abidik gubidik şeyler izleniyor mesela yani anladın mı? Ona okeyim zaten. De işte yani tüketici. Tüketicinin şeyi neyse, fikri neyse, zihni neyse, talebi neyse arzda ona göre belirleniyor. Yazık. Gerçekten yazık ya. Maalesef ben bile bundan etkilenenler arasındayım yani. Üzücü ama gerçek. İşte de hayır deyip kafalar kışkırtma yazıyoruz. Daha kötü. Ya benim orada asıl tepki gösterdiğim kadına şiddet. Arkadaşlar arasında şakalaşma farklı bir şey. Ekse. Sen de biraz çalıştırdın. Ne biçim yorum bu? Ne diyor? Ne alaka? Onu kadına vuruyor. Olması falan yani ne? Tamam. Ne? Ha tamam ben o şey bilmiyorum. Bu reklamın farklı versiyonları da var. Yayınlanmış erkeğe de aynı sorular soruluyor. Ona da vuruluyor ama. O da varmış. Tamam yani kadına vuruluyor kötüdür, erkeğe vuruluyor kötü değildir evet. Diye bir şey ama yok. O da vurulması yani. Kötü. Tabii canım. Anlamsız tercihte bulunan figürün kadın olması yanlış. Fakat verilen mesaj çok doğru. Reklam yanlış. Çünkü bu burada tam olarak kapitalist bilincini oluşturuyor. O marka değerini aşağılayan bir durum ve gerçekten işlevsel, pratik olan ve doğru olan marka değildir diyen bir reklam aslında. Evet. Çok da doğru. Kadının olması yanlış yani.
Bununla ilgili şöyle bir açıklama hemen yapalım. Regal bu reklamı 2004 yılında yayınlamış. Yayınlanır yayınlanmaz tokat sahnesine tepki toplamış. Rütü'ye gelen şikayetler sonucu reklam yayından kaldırılmış. Biz artık o reklamı yapmıştık. Tokat reklamlarını geri çekmiş. Yayınladığı özür reklamının sonunda da hayır bu sefer tokat yok yazısı. Ha beklemişler. Hatırlıyorum ben onu. Ama bu yazıdan ekranı hemen sonra kapatıp tak diye sesini ver. Evet. Bu yazıdan hemen sonra tokat halka anladın mı? Bunu yasaklatmış olan o fazla alıngan kitleye vurma ihtiyacı duymuşlar. Abi fazla alıngan kitle ne demek ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Böyle şeylerin şakası mı olur ya? Lütfen. Ben mesela son zamanlarda şeye falan da çok takılıyorum. Bu konuştuğumuzda işte küfürlerin çoğu kadına ediliyor ya, kadın üzerinden ediliyor ya, onun bile olmaması gerektiğini düşünüyorum yani. Bir de arkadan göndermeli ne yapmış şey, tokat sesi halka göndermeli neymiş, tokat yokmuş aslında da şeymiş. Bu tam bir affedersin de şeyliktir yani, şimdi hakaret etmek istemiyorum hiçbir mecraya da yani. Hakaret yani. Kusura bakma da bunun şeyi mi olur yani? Aman ne büyük laf yapıştırdım bize, keşke şey olsaydın. Çok da güzel yapmışlar. Bu tür konularda... Dur ben şunu takayım, bu hayvan beni hasta edecek. Şimdi bir deterjan reklamına geldik efendim. Bu da mı Türkiye? Diş fırçası mı var elinde? Yok, boyacı. Ha, boyacı mı? Ne alaka? Ay, boyacı üstüne boya gelmiş yıkansın diye mi? Bunu da yapmazsın acı. Ben beyaz bir adam çıkacak değil mi? Hem de Asyalı çıkacak. Yani bu anlamı neden? Üççü. Seni bilmiyorum, böyle şeyler normal mi ya? Abi bunları yapan insanların ben affedersin de aklından şüphe ediyorum ya. Ya bunları yayınlatmak, bunları izletmek ne demek siz? Nasıl bir... Allah beyin versin kullanalım diye ya. Vermiş yani, versin. Bak versin diyorum çünkü yok yani, anladın mı? Vermiş de diyemiyorum artık, versin diyorum yani. Kullanın diyorum bir şekilde yani, bu ne ya? Yok, bu hiç olacak şey değil yani. Hayır, bir de sadece rengi açılmamış, yani ırkı da değişmiş yani, Asyalı olmuş birden adam. Ay çok saçma reklam olmuş bu da. Biraz ırkçı olmuş abi. Biraz mı? Ya bu dark humor'a giriyor abi. Ama ben dark humor'u seviyorum. Hiç hoş değil bu gerçekten. Komikliği de yok, rezalet, berbat. Allah belasını vermesin diyeceğim bir şey yani. Ya böyle ırkçı reklamlar ayıp ya, yapmazsın yani, çünkü o da insan abi, senden ne farkı var ya? Reklam yayına girene kadar o kadar fazla insanın onayından geçiyor ki. Evet. Hani biri demedi, ikisi demedi, üçü demedi yani. Evet. Onu insanın onu da mı evet, ne yapıyoruz biz demedi yani. Nasıl bir şuursuzluk, nasıl bir sürreal evren yani burası. Bu reklam Eksicim, canımsın gerçekten. Seni çok şu an var öpüyorum. Seni zaten çok seviyorum biliyorsun. Demişsin ki kardeşim ben de mizah severim, bazı şeyler mizah olmaz demişsin. Kesinlikle sana katılıyorum. Yani bunu senin kadar hani şey ne desem katman seven biri olarak bile söylemen. Hayır. Senin kadar katman seven biri olan birinin söylemesi bile yani benim kadar duyarlı birini şaşırttı. Ben ne biçim bir cümle kurdum anlamadım da yani, şaşırdım sadece. Bu şakası mı olur? İnsanlar tarafından yayınlanan en ırkçı reklam olarak gösteriliyormuş. Ekse kendini banla. Uluslararası protestoda gösterilen tepkiden sonra özür metni yayınlamış marka. Metinde etnik ayrımcılığa karşı olduklarını fakat reklamın sorumluluğundan kaçmadıklarını da söylemiş. Kaçamazsın zaten. Evet, yayınlanmış zaten. Geldik GoDaddy reklamına. GoDaddy. Köpüş düştü. Aha, kalbim. Ya oğlum çok tatlı. Ya bunlar böyle çok inanılmaz tatlı oluyorlar. Look, it's Buddy. I'm so glad you made it home. Be
because I just sold you on this website I built with GoDaddy. Ship them out. Ne? Görmedim. Bunlar mı? Ship them out. GoDaddy. Çünkü ne diyor anlamadım. Glad you made it home. Because I just sold you on this website I built with GoDaddy. Ship them out. Ne? Ya oğlum koyun gibi çok tatlı ya bu olduğunu için. Korkunç. Sol mu? Gerçekten korkunç. Haydi ters köşe. Gerçekten korkunç. Bu da biraz dark humor'a giriyor ama bunu yasaklanacak bir tarafı yok. Reklamda hayvanların online alınabileceği saldırgan bir tutumla gösterildiği için evet. Hayvan hakları... Yasaklanacak tarafı yok mu? ...savunucular tarafından protesto edilmiş ve bu reklam sonrasında geri çekilmiş. Evet. Ya bunu böyle yapmazsın yani. Yeni doğmuştur bir bebek. Kardeşleriyle birlikte hepsi farklı bir aileye dokunup onların işte içine girer. Hani öyle tatlı bir mesaja verirsin. Zaten hani bizim günümüzde de hani pet shopların bu kadar işte hani pet shop'ta evet, hayvan pet almayı sahiplenin falan gibi bir duyar var. Bence haklı bir duyar. Çünkü insanlar bunu tamamen ticaret gibi gördüğü için evet. Para kazanmak üzerine. O canlı hayvanlara da birer eşya muamelesi yapılıyor ve tutuldukları şartlar çok iç açıcı olmuyor. Yani bir kere şey de kötü. Marka için de kötü ki. Herkesin köpeği yok. Hani niş bir alan. Evet. Yani Goldie'de olsaydım ben Let Go gibi yatak sattırırdım, koltuk sattırırdım falan. Herkesin elinde olabilecek ve herkesin elden çıkarabileceği bir şey. Hiçbir matı anlamı yok yani bu reklamın. Çok sinirlendim şu an. Abi bu... Bir yandan da bu bir gerçek yani. İşte belki de bunun farkındalığına varılması için yani yalan bir dünyada yaşamayalım diyorlar yani. Köpeksepeti.com Böyle bir şey var. Var. Üstü kapalı yapılıyor hatta. Fiyat falan alabildiğin yerler de var ve fiyat almak demiyor. Bağış falan adı geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Ticari olarak dönen bir şey. Laboratuvarlarda üretilen bir şey. Kimse kimseyi kandırmasın yani. O senin tatlı, sevimli hayatının ortasına koyduğun şey aslında bu diyor yani. Doğru. Çok bu konuda yorum yapmak istemiyorum bu arada. Ya şöyle... Çünkü kim ne kadar doğru anlayabilir ben emin değilim bundan. O zaman geldik skip. Lan doğru anlayacak ne var? Kadın haklarına saygı duyacaksın, ırkçılık yapmayacaksın, hayvan satmayacaksın kardeşim. Bunları herkes bilecek yani. Kimsenin cinsi... Kimsenin cinsiyet tercihleriyle alakalı yargılamayacaksın ya. Bu kadar basit yani insanlık görev dediğin şeyler zor şeyler değil ya. Bunları yap sonra ne yapıyorsan yap başka etrafı yani çocuklara dokunmayacaksın bu kadar. Kadın hakları değil insan hakları. Tabii ki insan hakları. Hani o ilk videoda hani kadını tokat atıyor aslında doğru söylüyorsun insan hakları yani. Zaten yapmaya çalıştığımız şey bu arada kadını insan kategorisine getirmek yani. Dur bir kadını insan kategorisine getirelim. Konuşacağız sonra. Bunları konuşamayacak ne var? Abi bunlardan insanlar istiyorlarsa doğru anlasınlar, istiyorlarsa yanlış anlasınlar yani. Hani şeye kadar yolları var anladın mı? Böyle şeylerde kimse susmasın abi. Ben böyle şeylerin susmasına karşıyım. Abi sen seversin. Aa çok severim. Aslında çok sevmiyorum çünkü onlar böyle bonibon gibi değil böyle şeker yani böyle jöle gibi ya içi. O yüzden pek sevmiyorum ben onları. Lemon. Orange. Oh mother, I love eating Skittles every time you eat Skittles. İyi de midenden tat almıyorsun ki. Skittles every time I eat Skittles. Abi çok iğrenç. I miss dad. Hiç anlamadım ki reklamı. Ben markanın amacını da anlamadım. Ya buradaki mesajdı ben onu anlamadım. Evet. Yani anne eli değmiş gibi mi? Hani güvenle tüketin. Hani geviş getirin bir daha tüketin gibi. Ben anlamadım. Çocuğun tipi de bir yani böyle bir gözleri falan değişik yani bilmiyorum. Skittles markası bu reklamı 2017 yılında anneler günü için hazırlamış. He. Yetişkin bir bireyin hala anne kordonuna bağlı olarak Skittles tüketmesi birçok kesim tarafından rahatsız edici ve iğrenç bir şey. Evet iğrenç çünkü. Bu bayağı rahatsız. İnsanı rahatsız ettiği için yasaklanmış. Ya yasaklanacak yani. Kadar rahatsız etmiyor da yani bu reklamı izledikten sonra o ürüne karşı bir satın alma heyecanı da duymazsın. Yo olsun abi çocuğunun televizyon izlerken bu reklam çıkıyor mesela. Rahatsız olur musun çocuğun bunu izlemesine? Yo niye olayım ki? Çocuklara hitap eden bir reklam değil. Çocuk evet. Ama bunu izledikten sonra ben biraz daha şöpetils yemek istiyorum demiyor. Şöpetils.
rahatsız edici bir reklam. Ama yani çocuğu bir tek değil, beni de rahatsız ediyor. Çocuğumla alakası yok yani, evet. Yani herkesi rahatsız eder bu reklam. Son olarak Nationwide Finansal Kuruluşu'nun reklamını izliyoruz. Finansal kuruluş. I'll never learn to ride a bike. Neden? I'll never learn to fly. Neden? Or travel the world with my best friend. And I won't ever get married. I couldn't grow up because I died from an accident. Ne? Because I died from an accident. Oh, çok sert. Oh, çok kötü. Together, we can make safe happen. Sinirlendin mi? Hayır, sinirlenmedim de çok daha farklı yerlere bağlanabilirdi reklam. Amacına hizmet eden bir reklam. Niye? Evet, ben de anlamadım. Buna nasıl sinirlenmemiz gerekiyor? Yasaklanmış ki. Abi, çocukları güvende tutmayın. Çocuk ölümü örneği üzerinden vermeleri bu reklam için çok tepki toplamış. Ne üzerinden? Çocukları güven... düşünelim. Yani mantıklı aslında. Ben hala anlamadım tam olarak neyin tepki topladığını da yakalayamadığımız bir nokta vardır belki, dinleyelim. Neden vereceklerdi? Bence yasaklanması bence doğru değil. Bu kadar uçuşa gitmek zorunda değilsin ya. Çocuklar ölmesin, çocuklara bir şey olmasın dediğinde insanlar da aynı etki yaratır zaten. Evet. Yani bu biraz fazla. Abi tüylerim hala bak. Evet lan. Fena. Reklam dedin, böyle bir şey yapabilmeli insan da. Akılda kalsın bilmem ne. Bu Nationwide'ın reklamının inanılmaz akılda kalıcı, hedefe tam nokta, böyle nokta atışı aynı. İsabetli bir reklam. Reklam olduğunu ben düşünüyorum aynı. Nasıl tamamladın o cümleleri? Ama sen hep zaten benim eksik yanlarımı tamamlayın. Tamam mısın bak şimdi olur. Gel sana bir sarılayım. Sarılayım diyeceksin ben bana. O zaman bitirelim artık yavaş tamam, yavaş. Tamam, bitirelim de rahat rahat sarılalım. Böyle... Güzel. Bölümümüzün sonuna geldik Güncici'yi. Evet, garip bir bölümdü. Evet. Güzeldi. Yasaklanan reklamları evet. İzlemiş olduk. Evet, Anur'cum teşekkür ediyoruz. Nice.